Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Dördüncü ünite El-Hayatul Yevmiye, günlük yaşam, günlük hayat ile alakalı ünitedeyiz. Bugün ikinci hivara geldik. El-Hivaru Fani, ikinci hivar. İkinci diyalog. El-Ummu, anne, hâdâ yevmul utlati, bu tatil günüdür. Hâdâ bu yevmul utlati, tatil günüdür. El-Ebu, baba, hâdâ yevmul ameli, bu çalışma günüdür. Bu çalışma günüdür. El-Ummu, anne, mâzâ setef'alu ya Tariku, sen ne yapacaksın ey Tarık? Tarık, seeknusu, süpüreceğim, gurfetel culusi, oturma odasını. El-Um, anne, ve mâzâ setef'alîne ya Fatimetu, ey Fatıma, sen ne yapacaksın demiş. Fatıma, seeknusu, gurfetel nevmi, ben oturma, yatak odasını süpüreceğim demiş. El-Um, ve mâzâ setef'alû ya Ahmedu, peki sen ne yapacaksın ey Ahmet? Ahmet, seagsilu el melabise, ben de elbiseleri yıkayacağım demiş. El-Um, ve mâzâ setef'alîne ya Latife, peki sen ne yapacaksın ey Latife? Seekvî el melabise, ben de elbiseleri ütüleyeceğim demiş. Seekvî el melabise. El-Cedde, nine, ene seagsilu el etbâka, ben tabakları yıkayacağım, tam Türkçesi bulaşıkları yıkayacağım. El-Cedd, dede, ve ene seakra'u, ben ise Kur'an-ı Kerim okuyacağım demiş. Ve ene seakra'u Kur'an'a, ben de Kur'an-ı Kerim okuyacağım demiş. Şimdi evet. Şimdi biz bu bizim ikinci hivarımız abiler. Biz ne yapmıştık? Şimdi biz anne ve babayla alakalı ikişer tane kelime öğrenmiştik. Bir tanesi baba validun, anne validetun. Bir tanesi baba ebun, anne ise umun. İki tane kelime öğrenmiştik ayrı ayrı. Anne ile baba arasında geçen ev içerisindeki günlük işleri anlatan bir diyalog var karşımızda. Anne diyor ki el umu, hâzâ yevmul utlati, bu tatil günüdür. Şu hâzâ'yı zaten görmüştük, işaret etmek içindi. Yevm gün demek. Yevm gün demek. Utla, el-utlatu tatil demek. Hâzâ bu yevmul utlati, bu tatil günüdür. Mesela geçen dersimizden hatırlarsanız abiler neyi görmüştük? Gün isimlerini görmüştük. Bu kalıbı hepsi için kullanabiliriz. Hâzâ yevmul sebti, bu cumartesi günüdür. Hâzâ yevmul ahad, hâzâ yevmul ifneyn, hâzâ yevmul thulatâ, hâzâ yevmul erbi'â, hâzâ yevmul khabîs, khamîs, hâzâ yevmul cum'a, bu cuma günüdür diye. Hepsi için aynı kalıbı kullanabiliriz, değil mi? Hâzâ bu yevmul utlati, bu tatil günüdür diyoruz. Yevm kelimesini hatırlıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de de mesela yevmel kıyâme diyoruz. Kıyamet günü, yevm gün demek. Baba ise demiş ki hâzâ yevmul ameli, bu çalışma günüdür diye. Amel, el-amel, iş diyelim, iş veya çalışma. Hâzâ yevmul ameli. Anne demiş ki el-ummu, mâzâ, mâzâ neydi Abdülhalim? Hatırlıyor musun mâzânın ne olduğunu? Mâzâ. Mâzâ. Ne. Ne. Bir fiilin başına getirdiğimiz zaman o fiile ne yapıyorduk? Ne sorusunu soruyorduk, değil mi? Mâzâ tef'alû, geçen derslerimizde görmüştük fe'aleyi, fe'ale yef'alû, yaptı yapıyor, tef'alû, sen yapıyorsun. Herhangi bir fiilin başına s getirdiğimiz zaman abiler ne anlam katıyor ona? Gelecek anlamı katıyor. Mesela bizim öğrendiğimiz fiilleri düşünseniz,
Bir tane vardı mesela sekene eskunu, oturuyorum, yaşıyorum anlamında. Eskunu oturuyorumsa eskunu oturacağım. Mesela yeskunu oturuyorsa yeskunu oturacak. Gelecek için teskunu oturuyorsunsa teskunu oturacaksın mesela. Tef'alu'da sen yapıyorsun, başına se getirdiği zaman sen yapacaksın. Mâzâ setef'alu, ne yapacaksın? Ya târiku, ey Tarık, sen ne yapacaksın diye anne sormuş. Tarık da ona demiş ki, se'eknusu gurfetel culûzi. Gurfe-i culûs, bunu görmüştük zaten, oturma odası. Gurfetel culûz, gurfe odaydı, el culûs oturma odasıydı. Kenese yeknusu, süpürdü, süpürüyor. Kenese yeknusu. Şurada noktalarını koymadı ama iki tane nokta var. Kenese yeknusu, süpürdü, süpürüyor. Bunun bizim görmüş olduğumuz halleri neydi abiler? Kenese yeknusu oturuyor, teknusu sen oturuyorsun, eknusu ben oturuyorum. Değil mi? Ben oturuyorum. Se'eknusu, ben süpüreceğim. Başına se getirdiğimiz için gelecek zamana attık fiili. Eknusu, ben süpüreceğim. Süpürüyorum. Se'eknusu, ben süpüreceğim. Gurfetel culusi, oturma odasını süpüreceğim demiş. Anne sormaya devam ediyor abiler. Anneler demiş ki, وَمَاذَا سَتَفْعَلِينَ يَا فَاطِمَةُ. Peki sen ne yapacaksın ey Fatıma? Peki sen ne yapacaksın ey Fatıma? Şimdi bakın abiler, şu S'yi şu anda görmeyin. Yani şu S'yi görmemezlikten gelin şu anda. S yok. تَفْعَلِينَ. Şu, bu bir kalıp. Neyin kalıbı bu Enes abi? Muhatap müennesin kalıbı, değil mi? Mesela şimdi biz fiillerde ne gördük? Mesela örnek veriyorum. Yakra'u, o okuyor. Takra'u, sen okuyorsun. Ekra'u, ben okuyorum. Şimdi erkek sen olduğunda takra'u, teknusu, taksilu, teclisu diyoruz. Peki bayan olduğunda nasıl söyleyeceğiz? Tef'alü'ye ne dedik? Tef'aline dedik. O zaman teknusu'ya ne diyeceğiz? Teknisine diyeceğiz. Teclisu'ya ne diyeceğiz? Teclisine diyeceğiz. Tansuru'ya ne diyeceğiz? Tansurine diyeceğiz mesela. Yani sonuna i'ne getirdiğimiz zaman erkek sen, tef'alu, sonuna i getirdiğimizde tef'aline, teclisine, tadribine, taktuline gibi şekline soktuk mu sen bayan olmuş olur. Anne de bayana, Fatıma'ya hitap ettiği için وَمَاذَا سَتَفْعَلِينَ يَا فَاطِمَةُ. Se'de dedik nedirse gelecek, sen ne yapacaksın ey Fatıma diye sordu anne. Fatıma da cevap verdi, dedi ki se'eknusu, süpüreceğim. Kene se'eknusu dedik, süpürdü, süpürüyor. Se'yi başına getirdik. Se'eknusu, süpüreceğim. Gurfeten nevmi, ben yatak odasını süpüreceğim demiş. Gurfetun nevmin yatak odası olduğunu gördük zaten. Anne sormuş tekrardan. Demiş ki وَمَاذَا سَتَفْعَلُوا يَا أَحْمَدُ. Erkeğe döndüğü için soru yine. Bakın kalıp da fiilin kalıbı da değişti. تَفْعَلِينَ اَذِي تَفْعَلُوا oldu tekrardan. وَمَاذَا سَتَفْعَلُوا يَا أَحْمَدُ. Peki sen ne yapacaksın ey Ahmet demiş. Ahmet de demiş ki سَأَغْسِلُوا الْمَلَابِسَ. Ben elbiseleri yıkayacağım. أَغْسِلُوا şu. Bu birincisi. غَسَلَ fiil olaraktan. غَسَلَ يَغْسِلُوا. غَسَلَ يَغْسِلُ. Yıkadı, yıkıyor. تَغْسِلُ, sen yıkıyorsun erkek. تَغْسِلِينَ, sen yıkıyorsun bayan. أَغْسِلُ, ben yıkıyorum. Başına se getirdiğinde سَأَغْسِلُ, ben yıkayacağım. الْمَلَابِسَ, melabis elbiseler demek. Melabis elbiseler demek. Yani o zaman bu cemi bir kelime değil mi? Bu cemi bir kelime. لِبَاسٌ, elbise tek. لِبَاسٌ, elbise. مَلَابِسُ, elbiseler. Değil mi? قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ. وَلِبَاسُ التَّقْوَى, takva elbisesi, ذَٰلِكَ خَيْرٌ, bu daha hayırlıdır. Libas, elbise demek. Melabis, elbiseler demek. Onun şeyi, onun çoğulu, elbiseler. سَأَغْسِلُ, ben yıkayacağım. الْمَلَابِسَ, elbiseleri yıkayacağım demiş.
Anne sormuş el-um. وَمَاذَا yine bayana döndüğümüz için, latife bayan olduğu için وَمَاذَا سَتَفْعَلِينَ peki sen ne yapacaksın ya latife? Ey latife peki sen ne yapacaksın demiş anne. Latife cevap olaraktan demiş ki abiler سَأَكْوِي الْمَلَابِسَ سَأَكْوِي bu da كَوَا كَوَا يَكْوِي ütü yaptı, ütü yapıyor. Keva yekvi. Ütü yaptı, ütü yapıyor. Ekvi ben yapıyorum. Se ekvi yapacağım. İleride yapacağım. Se ekvi ben ütü yapacağım. El melabise elbiseleri. Zaten demiştik melabis kelimesi elbiseler demek. Elbiseleri ütüleyeceğim. Cedde nine ene ben bunu zaten görmüştük. Ene ben سَأَغْسِلُ biraz önce yukarıda söyledik. غَسَلَ yıkadı, يَغْسِلُ yıkıyor. أَغْسِلُ ben yıkıyorum. سَأَغْسِلُ yıkayacağım الْأَطْبَاقَ tabakları. Bu da çoğul. Bunun tekili ne yapabilir? Tabakun. Tabakun. Atbaq, tabaklar. Tam bulan, yani Türkçe'ye çevirirsek bulaşıkları yıkayacağım anlamında. Bulaşıkları yıkayacağım anlamında. سَأَغْسِلُ yıkayacağım الْأَطْبَاقَ bulaşıkları. El ceddu dede ve ene ve ben de seakra'u okuyacağım el Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Kara ayakra'u'yu görmüştük zaten. Okudu okuyor. Seakra'u ben okuyacağım el Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'i okuyacağım demiş ibaramızda. Kim okusun bize? Murat abi sen oku bize bu ibaretleri. El ummu anne. Hâdâ yevmul utlati bu tatil günüdür. El abu baba. هذا يوم العمل bu çalışma günüdür. El ummu anne maza setef'alu ya Tariq. Ey Tariq, ey Tariq ne yapacaksın? Tariq, Tariq sa'aknusu ghurfatal julus. Ben oturma odasını süpüreceğim. El ummu anne ve maza setef'ali ya Fatime. Ey Fatime sen ne yapacaksın? Fatime سَأَكُنُسُ غُرْفَةَ النَّوْمِ yatak odasını süpüreceğim. الْأُمُّ أَنَّ وَمَاذَا سَتَفْعَلُ يَا أَحْمَدُ Ey Ahmet, peki sen ne yapacaksın? أَحْمَدُ أَحْمَدْ سَأَغَسِلُ الْمَلَابِسَ Ben elbiseleri yıkayacağım. الْأُمُّ أَنَّ وَمَاذَا سَتَفْعَلِينَ يَا لَاتِفَ Ey Latife, sen ne yapacaksın? Latife سَأَكْوِي الْمَلَابِسَ Ben elbiseleri ütüleyeceğim. الْجَدَّةُ نِنَا اَنَا سَأَغْسِلُ الْأَطْبَاقَ Ben tabak bulaşıkları yıkayacağım. الْجَدُّ dede وَاَنَا سَأَقَرَوْا الْقُرْآنَ Ben de Kur'an okuyacağım. Ben de Kur'an okuyacağım demiş. Tamam. Şimdi abiler burayla alakalı bize bazı kelimeler vermiş. Yani bizim bu ibardan öğrenmemizi istediği kelimeler neler? 7 tane kelime. Kim okuyacak kelimeleri? Oku Ömer abi. يَوْمُ الْعَمَلِ çalışma günü. يَوْمُ الْعَطْلَةِ tatil günü. اَتْبَاقُمْ tabaklar. يَكْنُسُمْ süpürüyor. مَلَابِسُمْ elbiseler. يَقْسِلُمْ yıkıyor. يَكْوِي ütülüyor. يَكْوِي ütülüyor. Tamam. Yekvi ütülüyor. Şimdi yevmul ameli çalışma günü. Yevm gün dedik. El ameli çalışma günü dedik. Tamam. Şimdi gönüllü olaraktan yevmul ameli kelimesini tüm cümle içerisinde kullanmak ister. Yevmul ameli. Tamam abi sen kur bize. Yevmul ameli. Tamam. Yevmul ameli ne desen bize? Yevmul ameli ile alakalı. Çalışma gününde odayı süpürdüğümde, çalışma gününde odayı süpürdüğümde. Süpürdüm. Kenese yakın usul. Süpürdüm, kenestu. Tamam, geçmiş zaman olduğu için evet. Oturma odasını çalışma günü süpürdüm. Tamam. Kenestu gurfete julusi yevmel ameli. Kenestu gurfete julusi yevmel ameli veya bizim öğrendiğimiz kadarıyla şu ana kadar كَنَسْتُ يَوْمَ الْغُرْفَةِ فِي يَوْمِ الْعَمَلِ desek, değil mi? Daha çok biz harfları öğrenmedik. Sen biliyorsun ama biz öğrenmedik. Tamam. يَوْمُ الْعُطْلَةِ tatil gününü kim kullanacak?
Enes abi kullansın onu da. Tamam. Sen de bize de ki Enes abi, şöyle bakalım Talha abinin kara kaplı defterine ne yazmış size. Biz ne görmüştük? Semiha'yı görmüştük. De ki babamı ve annemi tatil gününde işittim. Tatil gününde duydum, işittim diye. Semihtu validi ve valideti fi yevmin ukleti. Tamam. Bir de işitiyorum de. Esma'u validi ve valideti fi yevmin ukleti. Fi yevmin ukleti. Tamam. Etbah kelimesini kim kullanacak? Ahmet abi kullansın bir de bunda. Tabi sen de bir de ki tabak dükkanından ne istiyorsun de. Tabak dükkanından ne istiyorsun de. Maza turidu fil mahalli etbakın. Şimdi bak, fi bir şeyin başına den daha getirir. Bir şeyin başına den, dan ne getirir? Min. Min. Şimdi bir daha söyle. Maza turidu min mahalli etbakın. Maza turidu min mahalli etbakın. Çok güzel. Yeknusu kelimesini kim yapacak? Enes abi yapsın orada. Enes abi sen de bize de ki annem oturma odasını süpürecek. O. Annem oturma odasını süpürecek. Valideti setebusu fi gurfetin culusu. Yok, fi yok. Valideti seteknusu gurfete el cülusi. Tamam. Melabis. Melabis kelimesini kim kullanacak? Ümmü abi söylesin. Sen de bize de ki abi, Sat elbise dükkanında Kur'an okuyor. Sa'dun yakra'u yakra'u al-Kur'an'a fi mahallil melabisi. Sa'dun yakra'u al-Kur'an'a fi mahallil melabisi veya yani bizim kitapta gördüğümüz bir kalıp daha vardı. Sa'dun fi mahallil melabisi yakra'u al-Kur'an'a. Değil mi? Sa'dun fi al-Gurfati veya Sa'dun fi al-Hammami yetevadda'u gibi görmüştüm. Tamam. Yaksilu kelime fiilini kim kullanmak ister? Kim kullansın? Yasir abi kullansın. Yasir abi sen bize de ki babam tabakları yıkıyor, de bulaşıkları yıkıyor de babam. Yaksilu validi el-etbaka. Yaksilu validi el-etbaka. Tamam. Yekvi ütülüyor. Onu da Ömer abi söylesin. Sen de bize de ki Ömer abi, ninem elbiseleri ütüleyecek. Gelecekte ütüleyecek. Ceddeti setekvil melabise. Ceddeti setekvil melabise. Şimdi demiş ki abiler bize bu ana kelimeleri anlattıktan sonra tedrib, sorular. Ecib anil esileti bihtisarin. Şeylere demiş sorulara ecib cevap ver anil esileti sorulara bihtisarin. Özetle soruları cevapla demiş. Şimdi birinci sorudan başlayalım, sırayla cevaplarını verelim. Men yaksilul melabise, elbiseleri kim yıkadı? Latife. Kısa mı söylüyorsun yoksa cümle kuruyorsun? Cümle kursan daha güzel olur, yani daha oturur cümlelerimiz. Tavsilu. Latifetu, tavsilul melabise. Daha dikkatli bak. Niye latife yıkasın şeyleri? Şimdi bunlar bu hivarda işleri sizin Ankara usulüyle bölüştürmemişler yalnız. Kadınlara bazı işler, erkeklere bazı işler böyle yok. Bak erkek de bulaşık yıkıyor, erkek de ütü yapıyor, erkek de ev temizliyor falan. Sen onların usulüne göre cevap ver. Kendi Ankara usulüne göre değil. Ahmedu yaghsilu al-melabise. Ahmedu yaghsilu al-melabise. Tamam.
Ne demektir? Türkçelerini de söyle. Ahmet elbiseleri yıkadı. Ahmet elbiseleri yıkadı. Tamam, devam edelim. Men seyyek nusubur feten cülusi. Oturma odasını kim süpürecek? Seyyek nusubur. Tarık uğur feten cülusi. Tarık oturma odasını süpürecek. Tamam. Men seyyeklu Kur'an'ı. Kim Kur'an okuyacak? Seyyeklu ceddu el Kur'an'ı. Dede Kur'an okuyacak. Seyyeklu el ceddu el Kur'an'ı. Tamam. Men seyyek nusubur feten nevmi. Kim oturma odası, yatma odasını süpürecek? Seyyek Nusa Ammar Gurbetin Namı. Ammar yatma odasını süpürecek. Ammar. Burada Ammar ismi yok yalnız. Nasıl? Hivara göre mi cevap vereceğim? He, hivara göre. Tabii tabii, hivara göre cevap vereceksin. Orada kim süpürmüş yatma odasını? Zaten bakarsan şey değişir, senin cümleyi kurma şeklin de değişmesi lazım. Bir daha bak hivara. Sen devam et Murat abi, sen cevap ver. Ben seyyeknu suğurfeten nevmi, yatak odasını kim yıkayacak, kim temizleyip süpürecek? Seyyeknu su fatimatu hurfeten nevmi. Fatima. Tamam. Tamam, söyle abi, söyle. Yatak odasını temizleyecek. Fatıma yatak odasını temizleyecek, tamam. Devam edelim. En seyyaksilul itibaka, tabakları kim yıkayacak? El ceddetu setaksilul itibaka, nine tabakları yıkayacak. Ceddetu setaksilul itibaka, tamam. Devam edelim. Men seyyakül melabise, seyyakül... سيكوي الملابس أحمد. سيكوي الملابس أحمد. أمين misin? Sen Cafer abi, yanındaki abi. Ben سيكوي الملابس elbiseleri kim yıkayacak? سيكوي الملابس أحمد سيكوي الملابس Ahmet elbiseleri. Siz hangi kitaptan bakıyorsunuz bu şeye? Sen altıncı soruyu okudun değil mi? Evet. Altıncı soruyu mu okudun sen? Evet. Tamam. Kim doğrusunu söyleyecek bu sorunun? Söyle abi. Men seyyek bu elbise, elbiseleri kim söyleyecek? Setek bu elbise, Latife. Setekvi elbise latife, latife elbiseleri ütüleyecek. Tamam, devam edin. Kem afradul usrati, aile efradı kaçtan kaçtır? Tamam. Yani kaç kişidir? Afradul usrati, Efradul Usrati Sabiatun dedi. Sabiatun olmaz. Sen Sabiatun diye bir sayı öğrendin mi şu ana kadar? Öğrenmedin. Sabiatun. Bak anne, baba, Tarık, Fatıma, Ahmet, Latife, dede, nine. Kaç oldu? Sekiz tane oldu. Değil mi? Sekiz tane oldu. Ne diyeceksin o zaman? Efradul Usrati Femaniyetun. Efradul usrati femaniyetun. Efradul usrati femaniyetun. Aile fertleri sekiz tane de diyeceksin. Menhum, say onları. Ne demek menhum? Onlar kim? Kim onlar? Yani o sekiz kişi kim? El ummu, anne. El ebu, baba. Tariku, Tarık. Fatıma, Fatma. Ahmedu, Ahmet. Latife, Latife. El-Ceddetu, Nine, El-Ceddu ve Nine. Tamam. Devam edelim, son sorumuz. Metre, Fazıl, Hivabu. Bu diyalog ne zaman? Tamam.
Bu diyalog ne zaman gerçekleşti? Fi yevmil ameli. Aslında fi yevmil utlati olması lazım. Tatil gününde. Anne diyor ki bugün tatil günü, babadan madem tatil o zaman çalışalım, herkes iş yapsın demiş oluyor. O gün tatil günü. Açtık mı hibarlarımızı, üçüncü hibarımızı? Tamam. Başkaysa ben okuyorum, sonra buradan yaparız inşallah. Meta testeyqizu, el-hivaru thalif, üçüncü alıştırma. Meta testeyqizu, ne zaman uyanıyorsun? Yevmel utlati, tatil gününde. Meta, ne zaman? Testeyqizu, sen uyanıyorsun. Yevmel utlati, tatil gününde. Faysal, esteyqizu mubekkiran, ben erken uyanıyorum demiş. Estaykidu, ben uyanıyorum. Mubekkiren, erken uyanıyorum. Ve metâ testeykidu ente, peki sen ne zaman uyanıyorsun? Adil, estaykidu muteakhiren, ben geç uyanıyorum. Estaykidu, ben uyanıyorum. Muteakhiren, geç uyanıyorum. Faysal, mâzâ tef'alu, ne yapıyorsun? Fissabahi, sabah ne yapıyorsun demiş. Adil, uşahidu ettilfaze, televizyon izliyorum. Uşahidu, ben izliyorum, ettilfaze, televizyon. Ve mâzâ tef'alu ente, peki sen ne yapıyorsun demiş. Faysal, akra'u, okuyorum, sahifeten, gazete, ev kitaben, veya kitap okuyorum. Adil, eyne tusalli el cumu'ate, cuma namazını nerede kılıyorsun? Faysal, usalli el cumu'ate, cuma namazını kılıyorum. Fil mescidil kebiri, büyük camide, büyük mescitte kılıyorum. Ve eyne tusalli ente, peki sen nerede kılıyorsun? Adil, usalli fil mescidil kebiri eydan, ben de aynı şekilde büyük mescitte namazı kılıyorum demiş. Ben de aynı şekilde büyük mescitte namazı kılıyorum. Bu da başka bir hivar. Yine günlük hayatla alakalı bir şeyler göstermesi için bize hazırlanmış olan bir hivar. Şimdi beraber bakalım hivarımıza. Adil, adil. Özel isim zaten. Meta, biz zaten bunu görmüştük değil mi abiler? Meta ne demekti meta? Ne zaman? Hangi fiilin başına getirirseniz getirin, onun zamanını sormuş olursunuz. Testeyqidu, biz şimdi bunu geçen derslerimizde, ilk hivarda gördük. Bunun mazisi neydi? Uyandı. İsteykazar. Muzarisi, yesteykizu, uyanıyor. Sen uyanıyorsun erkek, testeyqidu. Sen uyanıyorsun bayan, testeykizine, ben uyanıyorum, esteykizu. O zaman şu an beş oldu. Yani bir önceki dersimizle beraber bir fiilin beş tane halini öğrenmiş olduk. Meta testeykizu, erkeğe soruyor. Ne zaman uyanıyorsun? يَوْمَ الْعُطْلَةِ, tatil gününde. Tatil gününde ne zaman uyanıyorsun? Tatil gününde ne zaman uyanıyorsun? يَوْمَ الْعُطْلَةِ zaten bir önceki hibarımıza göre. Faysal cevap vermiş abiler. Demiş ki, اَسْتَيْقِظُ, ben uyanıyorum. اَسْتَيْقِظُ, ben uyanıyorum. مُبَكِّرًا, erkenden. Erken demek. مُبَكِّرًا, erken demek. Erken vakitlerde uyanıyormuş. Erken uyanıyorum. Aynı soruyu karşıdakimize tekrardan döndürdüğümüzde ne yapıyorduk abiler? Başına vav getiriyorduk değil mi? وَمَتَا تَسْتَيْقِظُ أَنْتَ, peki sen ne zaman uyanıyorsun? Hani madem bana sordun, peki sen ne zaman uyanıyorsun? تَسْتَيْقِظُ, uyanıyorsun. أَنْتَ, sen erkek. اَسْتَيْقِظُ, ben uyanıyorum. Aynısı zaten. اَسْتَيْقِظُ, اَسْتَيْقِظُ, ben uyanıyorum. مُتَأَخِّرًا, geç. Ben geç uyanıyorum demiş. Estayqidu, ben uyanıyorum. Mutaakhiran, geç uyanıyorum demiş. Ve mâzâ tef'alu, ne yapıyorsun? Karşıdaki bayan olsaydı nasıl soracaktık
Ömer abi. وَمَاذَا تَفْعَلِينَ Değil mi? Ne? Peki ne yapacaksın diye sorsaydın nasıl soracaktın? سَتَفْعَلِينَ مَاذَا تَفْعَلُ Ne yapıyorsun? مَاذَا ne تَفْعَلُ yapıyorsun? فِي الصَّبَاحِ Sabah. Sabah bu vakit ismi. Bizim bildiğimiz zaten Türkçe'de Arapçadan geçmiş. Sabah vakti ne yapıyorsun demiş. Adil cevap vermiş. اُشَاهِدُ اَتْتِلْفَازَ Televizyon izliyorum. Bu abiler uşahidu fiil olarak bunun aslı şahede yuşahidu. Yuşahidu o izliyor. Tuşahidu sen erkek izliyorsun. Tuşahidine sen bayan izliyorsun. Uşahidu ben izliyorum. Tamam? Uşahidu ben izliyorum. Uşahidu ben izliyorum. Neyi izliyorum? Ettilfaze televizyon izliyorum. Bu da bunun anlamı da şöyle yapalım. Televizyon. Bu da televizyon demek. Tilfaz. Allahu alem tilfaz kelimesi Arapçada değil. Araplar da başka bir şeyde. Yani televizyonu Arapçalaştırmışlar. Muharrab bir kelime haline getirmişler. Tilfaz olmuş. Uşahidu ettilfaze. Ben televizyon izliyorum demiş. Bakın aynı soruyu tekrarlamış karşıdakine ve getirmiş başına yine. وَمَاذَا تَفْعَلُ اَنْتَ Peki sen ne yapıyorsun? Yani sabah vakitlerinde sen ne yapıyorsun? اَقْرَأُ Okuyorum. Bunu zaten görmüştük beraber. قَرَأَ يَقْرَأُ اَقْرَأُ Okuyorum. صَحِيفَةً صَحِيفَةً ne demek? Gazete. صَحِيفَةً gazete demek. Gazete demek. Şöyle olacak hale getirelim. Sahifeden. Bu ev abiler iki şeyin arasına ev koyduğunuz zaman yani bu ya da bu veya anlamına geliyor değil mi? Bu ev veya anlamına geliyor. Mesela diyelim bir dükkana girdik. Bir önceki öğrendiğimiz hivardan مَذَا تُرِيدُ Ne istiyorsun dedi. Mesela سَلَّاجَةً اَوْ فُرْنًا Buzdolabı veya fırın mesela diyebiliriz. مَذَا تُرِيدُ مِرْعَةً İşte ev atbaqan mesela ayna veya işte tabak istiyorum. Araya ev koyduğunuzda veya anlamına gelir. Akrabu okuyorum sahifeten gazete ev veya kitaben veya kitap okuyorum. Demek ki bazen gazete bazen de kitap okuyormuş. Kitap veya gazete okuyorum demiş. Adil sormuş. Demiş ki eyne tusalli el cumu'ate eyne tusalli nerede kılıyorsun? Eyneyi görmüştük zaten. Nerede? Tusalli'yi de görmüştük. Sen namaz kılıyorsun. Bu da bir fiil. Tusalli sen namaz kılıyorsun. Kim için bu? Erkek için. Bayan için olsa tusalline. Değil mi? Tusalline sen namaz kılıyorsun. Erkek ben olsa usalli ben kılıyorum. Eyne tusalli el cumu'ate cuma namazını nerede kılıyorsun? Adil cevap vermiş. Usalli'yi kılıyorum. El-Cumu'ate, Cuma namazını fil-mescidil-kebiri büyük mescitte. Kebir demek, büyük demek. Fil-mescidi, mescid, mescid demek zaten. Mescidil-kebir, büyük mescid demek. Mescidil-kebir, büyük mescid demek. Burada sadece dikkat etmeniz gereken şey şu abiler. Bu tip bir cümle kurduğunuzda mesela büyük mescid, büyük ev, küçük mescid, küçük ev gibi yani sıfat getirdiğiniz zaman, Türkçe'de sıfat dediğimiz şeyi getirdiğiniz zaman sıfat her zaman nerede olması lazım? En sonda olması lazım. Mesela Eskunu fi beytin kebirin Ben büyük bir evde oturuyorum. Eskunu fi şakkatin sagiratin Mesela ben küçük bir evde oturuyorum. Örnek veriyorum. İşte Usalli fil mescidil kebiri Büyük mescitte namaz kılıyorum. Usalli fil mescidi sagiri mesela küçük mescitte namaz kılıyorum diye. Öğrendiğimiz bütün kelimeleri yan yana koysanız abiler hepsi aynı sıfat olacak olan büyük, küçük, az, çok, uzun, kısa ve benzeri sıfat olacak. Bu her zaman en sonda gelmesi lazım. Aynı soruyu döndürdüğü için ve eyne tusalli ente? Peki sen nerede namaz kılıyorsun? Yani cuma namazını. O da demiş ki usalli kılıyorum fil mescidil kebiri büyük mescitte kılıyorum eydan ne demek
Eydan aynı şekilde. Aynı şekilde. Bu kelimeyi kullanabilmemiz için daha öncesinden bir şey geçmiş olması lazım. Bir şey geçmeden bu kelimeyi kullanmak mümkün değil. Mesela diyelim ki ikimiz birden dükkana girdik. Satıcı buna sordu. Maza turidu? Dedi ki uridu mir'aten. Ben bir ayna istiyorum. Döndü bana. Ve maza turidu en tefek? Sen ne istiyorsun? Ve ana uridu mir'aten eyban. Ben de aynı şekilde ben de bir tane ayna istiyorum gibi. Yani aynısını şey yapmak için. Aynısını. Min eyne ente? Ene min Türkiye. Ve min eyne ente? Ene min Türkiye eyban. Ben de aynı şekilde Türkiye'den. Mesela hel ente talibun? Naam ana talibun. Ve hel ente talibun? Ve ana talibun eyban. Ben de aynı şekilde öğrenciyim. Eğer aynı şey varsa aynısını söyleyebiliriz. Ene usalli fil mescidil kebiri. Ben büyük mescitte namaz kılıyorum. Usalli fil mescidil kebiri eydan. Ben de aynı şekilde büyük mescitte namazımı kılıyorum demiş. Burada zaten hemen hemen mübekkiren ve müteahhiren dışında yeni bir şey öğrenmedik. Bir de uşahidu kelimesini öğrendik. Diğerlerini zaten hepsini bir önceki ibaramızda bize göstermişti. Kim okumak ister bu ibarı? Oku abi. Adilun, adil. Mete destekidu yevmel otlati, tatil günü ne zaman uyanıyorsun? Faysalun, destekidu mübekkiran, erken uyanıyorum. Mete destekidu ente, sen ne zaman uyanıyorsun? Adilun, destekidu müteahhiran, geç uyanıyorum. Faysal, mete tef'alu fissabahi, sabah ne yapıyorsun? Adilun, uşahidu tilfaze, televizyon izliyorum. وَمَاذَا تَفْعَلُ أَنْتَ Sen ne yapıyorsun? Faysal, اَقْرَأُ صَحِيفَةً اَوْ كِتَابًا Gazete veya kitap okuyorum. Adilun, اَيْنَ تُسَلِّ الْجُمْعَةَ Cuma namazını nerede kılıyorsun? Faysal, اُسَلِّ الْجُمْعَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْكَبِيرِ Büyük mescitte cuma namazını kılıyorum. Cuma namazını büyük mescitte kılıyorum. وَاَيْنَ تُسَلِّ اَيْنَ وَاَيْنَ تُسَلِّ أَنْتَ Sen nerede kılıyorsun? Adilun, usalli fil mescidil kebiri eylan. Ben de büyük mescitte kılıyorum. Ben de büyük mescitte kılıyorum. Tamam. Şimdi bu hivarla beraber bize yine 8 tane kelime verdi abiler. Bu hivarla beraber bize 7 tane, 8 tane kelime verdi. Kim okuyacak kelimeleri? Okuyan hesabı. Kitabun, kitap, sahifetun, gazete, tilfazun, televizyon, yuşahidu, izliyor, sabah, kebirun, büyük, mübekkiran, erken, müteahhiran, geç. Müteahhiran, geç. Şöyle yapalım. Evet. Kitabın kelimesini kim kullanacak? Kitabın kelimesini Yasir abi sen kullan. Kitabın kelimesini. Sen bir dedik Yasir abi. Sen bize de ki abi. Sen bize nasıl bir cümle kur kitapla alakalı? Burada da hiç buna uygun bir kelime yok ki. Sen bize de ki buyur bu istediğin kitaptır de. Buyur bu istediğin kitaptır de. Tafaddal hâzâ huve el-kitâbu. Tafaddal hâzâ huve el-kitâbu. Tamam. Sahifeten kelimesini kim kullanacak? Murat abi sen kullan. Sen bize de ki gazete ya da kitap yazıyorum de. Tabii yazıyorum kelimesini yani biz asıl manasını değil de öğrendiğimiz şeyi kullanacağız. Ketebeyi kullanacağız. Ama normalde olması gereken başka bir kelime. Buyur. اَكْتُبُوا صَحِيفَةً اَوْ كِتَابًا اَكْتُبُوا صَحِيفَةً اَوْ كِتَابًا Kitap ya da gazete yazıyorum. Tamam. Tilfaz kelimesini sen kullan bize Abdülhalim. Sen bize de ki ben televizyonu görmek istiyorum. اُرِيدُ مُشَهَدَةَ تِلْفَازًا اُرِيدُ مُشَهَدَةَ تِلْفَازًا Ben televizyonu görmek istiyorum. يُشَهِدُ kelimesini de sen kullan Enes abi bize. Sendeki babam
sabah televizyon izliyor. Babam sabah televizyon izliyor. Validi yuşahidu tilfaze fi sabah. Validi yuşahidu tilfaze fi sabah. Çok güzel. Tamam. Sabah, sabah vakti anlamında. Şimdi kim kullansın bize bunu? Ömer abi kullansın. Sen de bize de ki Ömer abi, benim ninem sabah erken uyanıyor. Ninem sabah erken uyanıyor. Ceddeti testeyqizu fissabahi mübekkiren. Ceddeti testeyqizu fissabahi mübekkiren. Tamam, çok güzel. Kebirun kelimesini de kullanalım. Sen kullan bize Talha abi, kebirun kelimesini. Sen bize de ki, halam Safiye büyük bir apartman dairesinde oturuyor. Ammeti Safiye teskunu fi şakkatin kebiratin. Ammeti Safiye teskunu fi şakkatin kebiratin. Tamam. Mübekkiren erken. De ki bize Enes abi sen, hem sor. De ki erken mi uyanıyorsun? Sonra de ki hayır, erken uyanmıyorum diye. Hel testeyqizu mübekkiren. Çok güzel. Hel testeyqizu mübekkiren. Evet. La esteyqizu mübekkiren. La esteyqizu mübekkiren. Çok güzel. Tamam. Mutahhiren kelimesini de sen kullan bize abi. Sen de bize de ki çıktı kelimesini görmüştük. Haraca görmüştük. Tamam, sen bize de ki o zaman evden geç çıkacağım. Se'ahrucu min el-beyti mutaakhiran. Sa'akhrucu min el-beyti mutaakhiran. Evden geç çıkacağım dedik. Tamam. Şimdi demiş ki abiler bize ecib anil es'ileti bi'htisar. Sorulara demiş muhtasar bir şekilde cevap ver demiş. Kimde kalmıştı en son sıramız? Sende mi? Devam edelim. Aynı kalan yerimizden devam edelim. Faysalu yesteykuzu mubekkiran. Men yesteykuzu mubekkiran. Kim erken kalkıyor? Tamam. Yesteykuzu Faysalu mübekkiren. Faysal erken kalkıyor. Tamam. Men yesteykuzu mutaakhiren. Kim geç uyanıyor? El-adil yesteykuzu mutaakhiren. Tamam. Men yakrahu kitaben. Kim kitap okuyor? Faysalu yakrahu kitaben. Faysal kitap okuyor. Men yuşahidu tilfaze, kim televizyon izliyor? Adil yuşahidu tilfaze, Adil televizyon izliyor. Tamam. Men yakra'u sahifeden, kim gazete okuyor? Yakra'u sahifeden Faysal, Faysal gazete okuyor. Tamam. Kimdesin abi? Men usallil cum'ate fil mescidi kebiri. Büyük mescide kim cuma namazı kılıyor? Yusallil cum'ate fil mescidil kebiri Adil ve Faysal'ın. Faysal ve Adil kılıyor. Cuma namazı mescidi kebirleri. Çevirelim sınıfı şimdi. Şimdi bize demiş ya abiler burada. Sıl, birleştir. Beyne kulli surateyni, her iki resmin arasını. Beynehuma alakatun, aralarında alaka olan, aralarında ilişki olan her iki resmin arasını birleştir demiş. Tamam. Şimdi ne yapmış peki burada bize? İkişer tane resim vermiş. Şunu şuraya alalım. Şimdi bu resimlerin arasını şey yapın demiş. Bize birleştirin demiş. Kimdeyse sıra. Oradan devam edelim. Yaksilu yıkıyor, yekvi ütülüyor. İkisinin arasında bir ilişki. Yaksilu yıkıyor, yekvi ütülüyor. İkisinin arasında bir alaka var dedim. Tamam. Kitabı kitap, sahifeten gazete. Tamam. Hafiletun otobüs, seyyaratun araba. Tamam. Sabahu sabah vakti
El fecru tecrübeti sırasında. Yenem uyuyor, esnek gezi uyanıyor. Tamam. Demiş ki tedrib 2. Sıl beynel kelimeti ve suratin münasibeti. Resim ve kelime arasında, münasip olan kelime arasını birleştir demiş. Melabis var burada. Bunları birleştireceğiz. Resim ve şey arasını sıradan birleştireceğiz. Bu sıra niye böyle karışıyor sürekli? Kimde sıra şu anda? Sen yandan devam et abi. Devam et. Melabis, Elif, 5. sırada. Tamam. Telefon, televizyon demek. 3. resim olan. Tamam, şu resim. Kitabın, kitap demek 4. resim. Tamam, şu resim. Medrese demek 1. resim. 1. resim. Etbabun tabaklar demek 1. resim. 2. resim. 2. resim. Şimdi burada abiler sayfa 89'u açın. Burada bize bir şey vermiş. Burada bize sayılar vermiş yine aynı şekilde. Şimdi biz ilk olarak 1'den 10'a kadar nasıl öğrenmiştik? Kim sayacak önce birinci öğrendiğimizi? Vahidun, ifnani, telafetun, arabatun, hamsetun, sittetun, sebatun, semaniyetun, tisatun, aşratun. Tisatun, aşratun. Düz yani değil mi? Bu düz sayılar. Hamsetun, sittetun, hiç arada elif yok şeklinde gördüğümüz sayılar. Şimdi bu sefer bize burada bir başka kalıpla, ikinci kalıpla sayıları vermiş. Bu sefer bunları bu şekilde ezberleyeceğiz. İkinci bir ezberleme şekli olarak da. El-evvelu bir. Şöyle şey içine alayım ben size. El-evvelu bir. El-thani iki. El-thalithu üç. El-rabi'u dört. El-khamisu beş. Tamam. Farkındaysanız biz ne görmüştük? Erba'atun el-rabi'u. Hamsetun el-khamisu. Bakın bir farklılık var. İkisinin iki sayı arasında bir farklılık var. Bu da bize gösterdiği bunları genelde saatlerde kullandığımız sayılar. Bunlar saatlerle beraber kullanacağımız. Mesela biz ne demiştik bir önceki hibarımızda? Es-sa'ate, es-sabi'ate demiştik değil mi? Es-sabi'u, es-sabi'atu şeklinde. El-khamisu, el-khamisetu, el-rabi'u, el-rabi'atu şeklinde bu şekilde. Bunu da hani bu sayfadaki sayıları olduğu gibi yazacaksınız. Önceki şeyde yaptığımız bu ek bilgi. Kitapla bu bilgi arasında bir alaka yok. Bunu ek olarak da kitaplarımıza yapacaksınız. Defterlerinize 5'e kadar olanı, bu sayfadaki bütün alıştırmaları yapacaksınız. Sayfa 89'daki alıştırmaları yapacaksınız. Ben bir şey sorayım mı? Buyur. Bunların birinci, ikinci münasebeti... Olur, siz bunları bir yazın bu şekilde, biz onları kullanacağız daha sonra inşallah. Önce bu şekil ezberleyelim bunları, ondan sonra onu yapacağız inşallah. Bir öncekine, bu zaten daha önce de söylemiştim, buna müfredat izafiye demiştik. İzafi müfredat, yani kitabın içiyle bir alakası yok gördüğümüz konuyla. Ama ekstra bilgi olarak da bize vermiş olduğu müfredat kısmı burası. Şimdi ben ödevlerinizi söyleyeyim size. Birinci ödeviniz kitap ödevi olarak da bu sayfa 89'dakileri yapacaksınız inşallah. İkinci ödevimiz olarak da bugün gördüğümüz iki ibare defterimize yazacağız. Bunları ikişer defa yazacağız defterimize ve bunları hepsedeceğiz. Bu ibareleri ezberleyeceğiz aynı zamanda. Yarın da derse başlamadan ezberlediğimiz ibareleri bir tekrar edeceğiz. Yapacağız. Ondan sonra alıştırmaları bu sefer. Yarın Allah izin verirse alıştırmaları çözmeye başlayacağız inşallah. Yarın nasip ederse alıştırmaları yapacağız. Dersle alakalı sorusu olan var mı? Ders ile alakalı. Buyur.
5'e kadar tek kural yazacağız değil mi? 5. Tabii tabii. O 5'e kadar olanı yazacaksınız. Bir de alıştırmaları yapacaksınız. Altındaki alıştırmaları yapacaksınız. Vâhiru da'vâna elhamdülillâhi rabbil âlemîn.